Bunlar sırf laf olsun diye söylenmiş sözler değildi. Mavera Ünnehir ordusu, Selçuklu ordusu kadar değerli, içli Alparslan sayıca üstündü ve Handan yaşlıydı. Tabii ki kendi yaşı değil ama hanedanın yaşı daha fazlaydı. Alparslan, kuruluş heyecanını yitirmemiş ikinci kuşağa aitti. Nasır ise yayılmaktan çok eldekini tutmak kaygısı içinde soyunun beşinci sırasında yer alıyordu. Bu karışık günlerde Hayyam kentten uzak kalmak istedi. Tabii ara sıra saraya ya da kadıya görünmezlik etmiyordu. Yoksa böyle bir zamanda kaçmış olduğunu sanabilirlerdi. Ama çoğunlukla evden çıkmıyor, çalışmalarına ya da gizli defterinin sayfalarına dalıyor, durmadan dört elle yazıyordu. Onun için savaş sanki ona ilham veren sağduyu aracılığıyla vardı sadece. Çevresindeki acı gerçeği onu hatırlatan bir tek Cihan'dı. Her akşam cephedeki, saraydaki haberleri getiriyor, Ömer'de hiçbir heyecan belirtisi göstermeden onu dinliyordu. Alparslan yavaş yavaş ilerliyordu. Çok kalabalık, disiplini gevşek, hastası çok bir ordunun bataklıkları geçerken gösterdiği yavaşlıktı onunkisi. Bazen büyük bir direnişle karşılaştığı için yavaştı. Nehrin yakınlarındaki kalelerden birinin komutanı, sultanın gününü karartanlardan biriydi. Gerçi ordu kaleyi kuşatır ve yoluna devam edebilirdi ama bu geriyi görevsiz kılar, geri çekilme halinde tehlike yaratabilirdi. Bu nedenle kale komutanının işini bitirmek gerekiyordu ve Alparslan 10 gün önce bu kararı vereli çatışmalar şiddetlenmişti. Çatışmalar Semerkant'tan izlenebiliyordu. 3 günde bir kaleden uçurulan bir güvercin geliyordu. Gönderilen haber asla bir yardım çağrısı değildi. İnsanlar ve yiyecekler tükeniyor diye bir sızlanma da değildi. Sadece karşıdakilerin kayıplarından söz ediliyor, aralarında salgın hastalık söylentileri dolaştığı belirtiliyordu. Harzemli Yusuf bir günde Mavera Ünnehir'in kahramanı haline gelmişti. Ne var ki bir avuç savunucunun dağıtıldığı, kalenin surlarının yıkıldığı, burçlarına tırmanılıp içeriye girildiği gün geldi. Yusuf yaralanıp esir düşmeden önce sonuna kadar savaşmıştı. Bunca sıkıntıya neden olan Yusuf'u merak ettiği için onu sultanın huzuruna çıkardılar. İki dev yapılı er iki kolunu sıkıca tutmuştu. Oysa başı dimdik sultanın karşısında duruyordu. Alparslan üzeri yastıklarla dolu ahşap bir kerevette oturmaktaydı. İki adam birbirine meydan okurcasına bakıştı. Sultan buyurdu. Dört kazığa bağlansın, gerip parçalayın. Yusuf küçümseyen bir bakış fırlattıktan sonra haykırdı. Erkekçe dövüşene bu ceza hak mı? Alparslan cevap vermedi, başını çevirdi. Yusuf ona seslendi. Sana söylüyorum karı kılıklı. Sultan akrep sokmuşçasına yerinden sıçradı. Yanı başındaki yayını aldı, okunu kertikledi. Askerlere esiri bırakmalarını buyurdu. Eli bağlı bir adamı vurmak istemezdi, zaten korkusu da yoktu. O güne dek hedefi hiç ıskalamış değildi. Sinirli oluşu, acele edişi, bunca kısa mesafeden ok atmaya kalkışı yüzünden Yusuf'u vuramadı. İkinci okunu çekemeden esir üzerine saldırdı. Giysileri arasında saklı duran hançerini sultana sapladı. Üzerine çullandılar, vücudunu paramparça ettiler. Suratında ölümün dondurduğu bir sırıtış vardı. Öcünü almıştı, sultan da çok yaşamayacaktı. Alparslan 4 gün 4 gece can çekişti. O acılı 4 gün boyunca acı düşüncelere daldı. Söylediği sözleri o dönem tarihçileri şöyle naklettiler. Geçen gün yüksek bir yerden orduma bakıyordum. Ayaklarımın altındaki toprağın titrediğini hissettim. Kendi kendime dünyanın hakimi benim, benimle kim boy ölçüşebilir dedim. Tanrı bana insanların en sefilini gönderdi. O savaşta yenilmiş bir esir, bir mahkum. Benden güçlü çıkıp beni vurdu. Beni tahtımdan etti, beni canımdan etti. Ömer Hayyam bu olayın ardından mı yazdı şu dörtlüğü?
Zaman zaman bu dünyada bir adam kalkar, şişinerek işte buradayım der. Kısa bir düş boyunca sürer zaferi. Ölüm gelmiştir bile ve işte buradayım der. Bayram sevinci yaşayan Semerkant'ta bir kadın ağlama cüreti gösterebilmekteydi. O da sevinci başına vurmuş hanın karısıydı. Çünkü hançerlenen sultan onun babasıydı. Gerçi kocası ona başsağlığı dilemiş, haremin yas tutmasını buyurmuş, sevincini çokça belli eden bir harem ağasını kırbaçlatmıştı ama divana döndüğünde Tanrı Semerkantlıların duasını kabul etti demekten kendini alamamıştı. O çağda bir kent ahalisi bir Türk hükümdarına diğerini neden ye tutsun denilebilir. Ama Semerkantlılar yine de dua etmişlerdi çünkü ardından gelecek katliam, yağma ve çapulculuk nedeniyle sahip değiştirmekten korkuyorlardı. Bir başka hükümdarın kendi hükümdarlarını yenmesini dilemeleri için onun kendilerini korkunç bir vergi yükü altında ezmesi, süresiz huzursuz kılması gerekirdi. Oysa Nasır Han böyle bir hükümdar değildi. Belki en iyisi değildi ama en kötüsü de sayılmazdı. Semerkantlılar Nasır'la geçinmenin yolunu bulmuşlar, gerisini de Allah'a havale etmişlerdi. Semerkant'ta savaş önlendiği için bayram edilmekteydi. Koca Rasel Tak alanında çığlıklar duyuluyor, dumanlar yükseliyordu. Duvar diplerine seyyar satıcılar dizilmiş, sokak lambalarının alt şarkıcılarla çalgıcılar Sokak lambalarının altını şarkıcılarla çalgıcılar kapmıştı. Meddahların, falcıların, yılan oynatıcıların çevresi kah kalabalık, kah tenha idi. Alanın tam ortalık yerinde derme çatma bir kürsüye çıkan ozanlar, ele geçirilmeyen, fethedilmeyen, eşi bulunmayan Semerkant adına şiirler okumaktaydı. Halkın kararı anlıktır. Yükselen yıldızların yanı sıra kayan yıldızlar da vardır. Aylardan aralıktı. Geceleri sert geçiyordu. Sarayda şarap testileri dolup boşalıyor, han mutlu bir sarhoşluk yaşıyordu. Nasır Han, ertesi günü camide sala okuttuktan sonra kayınbabasının ölümü nedeniyle taziyeleri kabul etti. Bir gün önce güle oynaya kutlamaya gelenler, şimdi de yaşlı gözlerle üzüntülerini belirtiyorlardı. Birkaç ayet okumuş olan kadı, Ömer'e de aynı şey yapmasını işaret etti, sonra kulağına fısıldadı. Hiç şaşma, gerçek iki yüzlüdür. İnsanlar da öyle. Nasır Han, aynı akşam Ebu Tahir'i çağırttı ve Semerkant'ı temsil eden taziye heyetine katılmasını istedi. 120 kişilik heyette Ömer de vardı. Gittikleri yer tam nehrin kıyısında Selçuklu ordusunun karargahıydı. Çevrede binlerce çadır ve yurt görülüyordu. Mavera-ül-Nehir'in saygıdeğer temsilcileri geçici olarak kurulmuş olan bu kentte aşiretlerinin bağlılığını yenilemeye gelen askerlere kaygıyla bakıyorlardı. 17 yaşında çocuk yüzlü bir deve benzeyen Melik Şah babasının düştüğü basamakta ayakta duruyordu. Ondan bir adım, bir iki adım geride imparatorluğun güçlü adamı Melikşah'ın saygı belirtisi olarak ata diye çağırdığı, başkalarınınsa takma adıyla andıkları Nizamül Mülk duruyordu. Nizamül Mülk devlet düzeni anlamına gelmekteydi ve bu adı onun kadar hak eden bir başkası olamazdı. Ziyaretçilerinin her yaklaşışlarında genç hükümdar bakışlarıyla ona danışıyor, kimsenin görüp anlamadığı bir işarete göre ya saygılı, ya yakın, ya soğuk ya da ilgisiz davranıyordu. Semerkant heyeti olduğu gibi Melikşah'ın ayağına kapanmıştı. Aralarından ileri gelen birkaç kişi kalkıp Nizam'a doğru gitti. Nizam kıpırdamadan duruyordu. Yardımcıları çevresinde dolanmaktaydı. Nizam onları hiç kıpırdamadan dinliyordu. Onu bağırıp çağıran bir amir olarak değil, nasıl davranılması gerektiğini hareketleriyle gösteren bir yönetici olarak görmek gerekir. Suskunluğu dillere destandı. Bir ziyaretçinin onun huzurunda tek bir söz etmeden bir saat oturduğu görülmüştü. Çünkü o ziyaretçi sırf onunla konuşmak için değil, sevgisini sağlamak, kuşkularına son vermek, unutulmasını önlemek için gelmişti.
Semerkantlılardan 12 kişi imparatorluğu yöneten eli sıkma onuruna sahip oldu. Semerkantlılardan 12 kişi imparatorluğu yöneten eli sıkma onuruna sahip oldu. Ömer, kadının yanı sıra Nizam'a yaklaşmış, o da başını kaldırıp ellerini avcuna almış, sonra da alçak sesle kulağına, "Gelecek yıl bu vakit İsfahan'a gel, konuşalım," demişti. Hayyam doğru duyup duymadığından emin değildi. Karşısındaki adam gözünü korkutmuş, törenden etkilenmiş. Ayrıca ağlayıcıların bağırışmaları onu serseme çevirmişti. Bir doğrulama, bir onay bekler gibi durmuş ama ardındaki insan seli onu sürükleyip vezirden uzaklaştırmıştı. Dönüş yolunda Hayyam sadece bunu düşünüyordu. Acaba bu sözler yalnızca kendisine mi söylenmişti? Kendisini başkasıyla karıştırmış olamaz mıydı? Sonra gerek zaman gerek yer bakımından neden bu kadar uzak bir buluşma? Kadıya açılmaya karar verdi. Kadı tam önünde durduğuna göre bir şeyler görmüş, bir şeyler duymuş, bir şeyler hissetmiş olabilirdi. Ebu Tahir Hayyam'ı dinledikten sonra alaycı bir tavırla "Vezirin sana bir şeyler fısıldadığını gördüm," dedi. "Ne dediğini duymadım ama kesinlikle şunu söyleyebilirim ki seni başkasıyla karıştırmış değildir. Çevresindeki bütün o yardımcıları görmedin mi? Ne işe yarıyorlar sanıyorsun? Her heyet kimlerden oluşuyor? Adları nedir, işleri nedir? Bunlar hakkında bilgi verirler. Senin adını öğrendikten sonra Nişapurlu bilgin, gökbilimci Ömer Hayyam mı diye sordular. Kimliğin hakkında yanılgıları yok. Zaten Nizamül Mülk'ün kendisi yaratmak istemedikçe yanılgı söz konusu olamaz." Taşlı bir yoldan gidiyorlardı. Sağda, ta uzaklarda, yüksek dağların tepeleri bir çizgi oluşturmuştu. Pamir'in kollarıydı bunlar. Hayyam ve Ebu Tahir yan yana at sürüyor, eğerleri birbirine sürtüp duruyordu. "Peki benden ne isteyebilir?" dedi Ömer. "Bunu öğrenmek için bir yıl sabretmen gerekecek," dedi Tahir. "O tarihe kadar tahminde bulunacağım diye kendini yorma. Önünde çok zaman var. Yorulursun. Bundan kimseye söz etme. Konuşkan olduğumu gördünüz mü hiç?" Hayyam'ın sesi sitemliydi. Kadı oralı olmadı. Dedi ki, "Dobraca söylemek gerekirse o kadına bundan söz etme." Ömer'in kuşkulanması gerekirdi aslında. Cihan'ın gidip gelmeleri günün birinde anlaşılacaktı. Ebu Tahir devam etti. "Daha ilk buluşmanızda muhafızlar bana haber verdiler. Onun ziyaretlerini meşru kılacak bir takım bahaneler uydurmak zorunda kaldım. Onu görmezlikten gelmelerini ve seni her sabah uyandırmalarını söyledim. Sakın telaşlanma. O ev hala senin evindir. Bunu bugün de yarın da böyle bil ama sana bu kadını anlatmalıyım." Ömer bozuldu. Dostunun bu kadın değiş biçimini sevmedi. Aşkını tartışmak niyetinde değildi. Kadı kendisinden büyük olduğu için karşılık vermedi ama yüzü asıldı. "Sözlerimin seni kızdırdığını biliyorum," dedi Tahir, "ama ne diyeceksen sonuna kadar söyleyeceğim. Gerçi dostluğumuz yeni ama yaşım ve başım bana bu hakkı veriyor. Bu kadını sarayda ilk gördüğümde ona tutkuyla baktım. Genç ve güzel bir kadın. Şiirleri hoşuna gitmiş, cesareti kanını alevlendirmiş olabilir ama gel gör ki o bir tepsi altın karşısındaki davranışlarınız farklıydı. Senin iğrendiğin şeyi o ağzına soktu. O bir saray şairi gibi, sense bir bilge gibi davrandınız. Ona bunu söyledin mi?" Ömer bir şey demedi ama kadı cevabın hayır olduğunu anladı, devam etti. "Genellikle bir ilişkinin başında hassas konulara değinilmez. Binbir zahmetle kurulan bu kırılgan yuvanın yıkılmasından korkulur. Ama bana kalırsa seni o kadından farklı kılan şey ciddi ve önemlidir, işin özüdür. Hayata aynı bakışla bakmıyorsunuz. O bir kadın ve dahası bir dul. Bir efendiye bağlı olmadan yaşamaya çalışıyor," dedi Ömer. "Bu cesaretine hayran olmamak elde değil. Şiirinin hak ettiği altını aldı diye onu suçlamak neden?" Ebu Tahir, Hayyam'ı bu tartışmaya sürüklemiş olmaktan memnun devam etti. "Kabul edelim. Ama sen de kabul et ki bu kadın saraydaki kadınlardan farklı bir hayat süremez." "Belki," dedi Ömer.
Yine kabul et ki sen saray hayatından nefret ediyorsun ve gerektiğinden bir saniye fazla kalamazsın. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Ebu Tahir kısa kesti. Ben sana gerçek bir dosttan duyabileceğin şeyleri söyledim. Bundan sonra sen açmadıkça benden tek söz işitemezsin. Semerkant'a vardıklarında soğuktan, at sürmekten ve aralarındaki huzursuzluktan yorgun düşmüşlerdi. Ömer attan iner inmez küçük köşküne gitti. Yemek bile yemedi. Yol boyunca 3 adet rubayı yaratmıştı ve şimdi onları yüksek sesle 10 kez, 20 kez tekrar ediyordu. Bu dörtlükleri kitabının derinliklerine gömmeden önce şurasını burasını düzeltiyor ya da değiştiriyordu. Her zamankinden erken gelen Cihan, aralık duran kapıdan süzüldü, çarşafını çıkardı. Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Ömer dalgındı. Çıplak kollarını aniden boynuna doladı, yanağını yanağına değdirdi, güzel kokan saçlarıyla yüzünü örttü. Hayyam'ın bundan hoşnut olması gerekirdi. Kim, hangi sevgili, bundan daha sevecen bir saldırıya uğrayabilirdi? Şaşkınlığı geçtikten sonra sevgilisini belinden yakalayıp özlemin acısını çıkartması gerekmez miydi? Ama sanki Ömer bu ziyaretten rahatsızdı. Kitabı önünde açık duruyordu. Keşke onu gizleyebilseydi. Cihan'ın geri çekilmesini önlemek istedi ama Cihan bu soğuk karşılayışı hemen hissetti. Nedenini anladı. Kuşkulu bakışlarını açık kitabın üzerinde gezdirdi ve sonra "Bağışla," dedi. Seni bir an önce görmek istiyordum. Seni rahatsız edebileceğimi düşünmemiştim. Ağır bir sessizlik oldu. Ömer sessizliği bozdu. Bu kitabı sana göstermeyi hiç düşünmedim. Onu senden hep sakladım. Onu bana hediye eden gizlememi tembih etmişti. Kitabı uzattı. Cihan birkaç sayfasını çevirdi. Bir sürü boş sayfa arasında karalanmış birkaç sayfaya ilgisiz gözlerle baktı sonra... ''Neden gösteriyorsun ki?'' dedi. ''İstemedim ki. Zaten okuma bilmem. Öğrenmedim. Bildiğim ne varsa kulaktan dolma.'' Ömer şaşmadı. O tarihte nice iyi şairin okuma yazma bilmemesi olağandı. Üstelik kadınların hepsi cahildi. ''Bu kitapta ne gizli? Simyacılık formülleri mi?'' dedi Cihan. ''Ara sıra yazdığım şiirler. Yasaklanmış şiirler mi? Din dışı, mezhep dışı. Kışkırtıcı. Cihan kuşkulu bakışlarla bakıyordu. Ömer gülerek kendini savundu. Yok canım, nereden aklına geldi? Hiç komplocuya benzeyen bir yanım var mı? Bunlar şaraba, yaşamın güzelliklerine ve hayatın boşluğuna dair rubayiler. Rubayi mi? Sen mi? Cihan'ın ağzından çıkan şaşkın çığlık aynı zamanda bir küçümsemenin de ifadesiydi. Rubayiler, avam şairlerine özgü, hafif hatta bayağı yazınsal değerleri olmayan şeyler sayılırdı. Ömer, Hayyam gibi bir bilginin ara sıra bir dörtlük yazması oyalanmak diye nitelendirilebilirdi ama yazdıklarını son derece ciddi bir biçimde sır perdesine bürünmüş bir kitapta saklaması, bu kıstaslara önem veren bir kadın şairi şaşırtacak bir işti. Ömer utanmış gibiydi, Cihan'sa meraklanmıştı. ''Bana birkaç satır okur musun?'' Hayyam'ın daha ileri gitmeye niyeti yoktu. ''Günü geldiğinde hepsini okurum.'' dedi. Cihan daha fazla üzerinde durmadı. Başka soru sormadı. Ama fazla alaycı görünmemeye çalışarak ''Bu kitap bittiğinde sakın Nasır Han'a verme.'' dedi. ''Rubayat yazarlarına pek saygı göstermez. Seni bundan sonra bir daha yanı başına oturtmaz.'' ''Bu kitabı kimseye sunmak niyetinde değilim.'' dedi Ömer. Bundan bir kazanç beklemiyorum. Saray şairlerinin hırsı bende yoktur. Cihan Hayyam'ı, Hayyam da Cihan'ı yaralamıştı işte. Aralarındaki sessizlikte her ikisi de çok ileri gidip gitmediklerini, geriye bir şeyler kalmışsa onları kurtarmanın şimdi sırası olup olmadığını düşündüler. Hayyam şu anda Cihan'a değil, kadıya kızıyordu. Onu konuşturmuş olmaktan pişmandı. Söylediklerinden dolayı sevgilisine başka gözlerle bakıp bakmadığını bilemiyordu. O güne dek büyük bir saflık ve umursamazlık içinde onları birbirlerinden ayırabilecek şeyleri akla getirmeme isteğiyle yaşıyorlardı. Hayyam
acaba kadı gözlerimi mi açtı, yoksa sadece mutluluğumu mu gölgeledi diye düşünmekten kendini alamadı. Değiştin Ömer, dedi Cihan. Nasıl değiştiğini söyleyemem ama bana bakışın, konuşuş biçimin tanıyamayacağım bir şekil aldı. Sanki kötü bir şey yapmışım da benden kuşkulanıyorsun. Sanki bir nedenden ötürü bana kızıyormuşsun gibi. Anlayamıyorum ama birdenbire içini hüzün kapladı. Ömer onu kollarına almaya çalıştı. Cihan hızla geri çekildi. Beni bu biçimde yatıştıramazsın. Ne oldu söyle bana. Cihan, dedi Ömer. Gel, yarına kadar konuşmamayı kararlaştıralım. Yarın burada olmayacağım. Nasırhan şafak vakti Semerkant'tan ayrılıyor. Nereye gidiyor? Kiş, Buhara, Tirmiz, ne bileyim. Bütün saray peşinden tabii bu arada ben de. Semerkant'ta yeğeninde kalamaz mısın? İş bahane yaratmaktan ibaret olsaydı, sarayda bir mevkim var. Bunu elde edinceye kadar 10 erkek gücüyle savaştım. Ebu Tahir'in bahçesinde eğlenmek için bu yeri yitirecek değilim. Ömer düşünmeden atıldı. Eğlenmek için değil, hayatımı paylaşmak istemez misin? Hayatını paylaşmak mı? Paylaşacak bir şey yok. Cihan hiç öfke belirtisi göstermeden bu sözleri söylemişti. Bir gözlemde bulunuyordu ve sevgisini yitirmiş değildi. Ömer'in dehşete düşmüş yüzünü görünce yalvarmaya ve ağlamaya başladı. Bu akşam ağlayacağımı biliyordum ama bu yüzden değil. Birbirimizden uzun süre, hatta sonsuza kadar ayrılacağımızı biliyordum ama bu sözler, bu bakışlarla değil. Yaşadığım en güzel aşktan bu bakışları, bir yabancıya aitmiş gibi olan bu bakışları götürmek istemiyorum belleğimde. Bana son kez bak Ömer. Senin sevgilin olduğumu hatırla. Beni sevdin. Ben seni sevdim. Beni tanıdın mı? Hayyam sevgiyle kolunu beline doladı, içini çekti. Keşke içimizi dökmeye, açıklama yapmaya zamanımız olsaydı. Bu budalaca kavga yok oluverirdi. Ama zaman çabuk geçiyor. Bu karmaşık saniyelerde geleceğimizle oynamamız için bizi zorluyor. Ömer de bir damla gözyaşının döküldüğünü hissetti. Gözyaşlarını saklamaya çalışırken Cihan onu durdurdu. Hızla kollarını boynuna doladı, yüzünü yüzüne dayadı. Yazılarını saklayabilirsin ama gözyaşlarını saklayamazsın. Onları görmek, onlara dokunmak, kendileri minkilere katmak, izlerini yanaklarımda hissetmek, tuzlu tadını dilimde tutmak istiyorum. Sanki birbirleriyle didişmek, boğuşmak, birbirlerini yok etmek ister gibiydiler. Elleri delirmiş, giysileri uçuşmuş halde, yakıcı gözyaşlarıyla alevlenen bedenlerinin bir benzeri olmayan aşk gecesine dalışıydı yaşadıkları. Ateş yayılıyor, onları sarıyor, çevreliyor, mest ediyor, coşturuyor, zevkin doruğuna dek eti etin içinde erircesine birleştiriyordu. Masanın üzerindeki kum saati damla damla zamanı eritiyordu. Ateş hafiflemiş, titremeye başlamış, sönmeye yüz tutmuştu. Soluk soluğa bir gülümseyişin habercisi gibiydi. Birbirlerini uzun süre içlerine çektiler. Ömer ona ya da meydan okuduğu kadere seslendi usulca. Kavgamız yeni başlıyor. Cihan gözleri kapalı ona sarıldı. Gün doğana kadar beni uyutma. Ertesi gün Hayyam'ın el yazması kitabında iki yeni mısra yer alıyordu. El yazısı titrek, çekingen ve bozuktu. Hayyam, yalnızdın sevgilinin yanında. Şimdi gitti. Artık ona sığınabilirsin.